Hepinize yeni bir günden günaydın canlar, kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz 10'u geçiyor. Bizim 10.30'da okulda olmamız gerekiyor. Aylin'in öğretmeninin dediğine göre saat 10.30 demiş ama dün bir arkadaşla da konuştum. 9.30-10 gibi gelin demiş bazı öğretmenler. Aylin'in öğretmeni 10.30 demiş. Artık ilk gün valla nasıl olur bilmiyoruz zaten. Bugün ilk gün Yakup'un okulunun ilk günü olacak canlar. Hazırlandık. Yakup'u da giydirdim, saçlarını yapacağım. Aylin hazırlanıyor. Aylin benimle gelecek. Sabah gitmeden önce çayımı demleyip gideyim diyordum. Yani bugün olacağı bir saat bir şeydir yani. Ama maalesef tüpümüz bitmiş. Tüp bitmiş. Tüpçüyü aradım. Alper'i de dedim. Alper de kalk da Aytu da şimdi kalkar. Kalkmadı değil mi da Aytu? Evet. O da kalkar. Anneciğim. Ben minnoş ve paşalar bir. Hı. Patlama. Havuza niye vuruyorsun? Hayır, patlamadı ki. Gel diye bağırıyorum ben. Yakup çantasını aldı. Şimdi bu hafta anaokul çantasıyla gidecek. Kalemliğini koydu içine. Suluğunu da getir. Suluğunu koyalım. Ondan sonra haftaya zaten okul dersler başlayacak. Biz de bu hafta Aytun, Yakup'un eksikleri neyse ona göre bakacağız. Gel saçlarını ıslatayım. Ve bu gece beni hiç uyutmayan bir bebek var karşınızda. Bir suçlu var karşınızda. Bir suçlu. Tatlı bir suçlu. İnanın gece saat 1.30-2 hala uyumuyor ve sabah da erkenden kalktı. Saat 6 mıydı 7 miydi böyle. Hiç uyutmadı. Ablan elinde tutar. Seninkini şeye koyalım. Gel burada saçlarını ıslatalım. Dur. Ben ablamınkini. Bu arada farkında mısınız? Dün yeni aldığım eşarbımı taktım. Bu bluzuma uygun eşarbım yoktu. Sadece krem rengi şalım vardı. Bu tuniğimi giydiğimde o krem rengi şalı takıyordum. O da şu yaz sıcaklarında olmuyor. Biraz kalın bir tunik. Buna uygun eşarbım olmadığı için giyemiyordum açıkçası. Bu tuniğimi çok beğeniyorum aslında. Şöyle krem rengi salaş pantolonumla kombin yapıyorum. Siyahla da olur. Bir gri, açık buz mavisi griye çalan bir renk var. Onunla da olur. Kayıt yaptıktan sonra okula gideceğim mi? Kaydın yapıldı yavrum. Biz direkt sınıfa gideceğiz. Öğretmeninle ve arkadaşlarınla tanışacağız. Tamam? Kaydı yaptıktan sonra işte orada mı kalacağım ben? Ya da oğlum bilmiyorum. Ya, hele bir gidelim, öğreneceğiz. Hadi Aylin, giydin mi kıyafetini? Dediğim gibi dün yeni aldığım eşarbımı taktığım, bir de bunun krem rengini almıştım. İyi ki de almışım ve kesinlikle gidip diğer renklerinden de alacağım. Bağlaması o kadar rahat. Duruşu o kadar rahat. Yeri kalitesi. Şöyle bakın. İnanın. Ya 2 dakikada oldu, şuralarda hiçbir kırışma olmuyor. Başımı aldığım gibi iğneledim. Hiçbir sağını solunu düzeltme ihtiyacı duymadım. Çok rahat, kullanımı çok rahat, çok çabuk şekil alan bir kumaşmış. Tanesi 65 liraydı. 2 tane alırsan 50 liraya geliyordu. Vallahi yarın alevde belki olabilir. Alevde olursa gidip diğer renklerinden de alacağım. Efendim? He? Giy tabii ki, ayakkabı giyeceksin. Gel saçlarını şey yapalım. Şunu sok. Şunu oraya sok. Bırak. Şunu oraya sokmaya çalışsın. Sokuluyor oraya bak. Tamam hadi. Gel saçlarını ıslatalım. Yakup. Abla, senin soluğunu alıyorum. Şunu kapının oraya koy. Gel kapının oraya ne koyalım. Ne olur güneş. Birazdan tüpçü gelirse oğlum. Tüpü bağlatırsın. Çantanı takma, ayakkabını önce. Hayır. Geç şöyle. Su şişesini nereye koyacağız? Şimdi ayakkabını giymiş oldun ha? Ha? Su şişesini giyeceğiz. Biz bahçede olacağız zaten. O çıkıyor. Ne çıkıyor? Bu taraf çıkıyor şimdi. Ne koyacağız? Gezgesene de bahçede oturacağız. Dur şöyle. Biz mi? He. Sınıfta mı oturacağız kızım? Ana sınıfı değil bu. İlkokul. Yakup'u sınıfına koyacağız. Yakup öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla tanışacak. Geleceğim. Biz de bahçede oturacağız. Ondan sonra geleceğim değil mi? Teneffüs zili çaldığında.
Vuh yani. Anneciğim bizim ana sınıfında teneffüs akşam onun yatağı var. Ve bekliyoruz. Garip sesler çıkartıyor ya. Nilaycık. Yakup, saçlarını yapmadım daha. Nilaycık. Zaten elime çekilmiş. Giy sen ayakkabını giy. Hemen. Ya saçlarını ıslatalım. Sen geç ayakkabını giy. Ben ilk defa diyorum ama ya, yavaş yap. Bunu nereye koyayım? Elin götür. Gel. Gözlerini anneciğim, kapat. Kırılmış. Ne o? Gel bak. Kırılmış bu. Tabii. Demet, kapatma kaçtı ya. Döndü. Gel bak. Gözlerini kapatsın. Tamam gel şekil vereceğim gel. Kızım tamam geleceğim. Bak işim var geleceğim diyorum. Şekil ver bakayım. Şekil ver. Biraz daha normal şekil yapmaya çalışıyorum. Tamam hadi sen ayakkabını giy. Ne oldu aynı? Ne kırılmış? Tamam da onu ayırma. Yapıştırır baban onu. Hadi kalkın ayakkabılarınızı giyin. Çabuk.
dövüşüyor. Kedilerin kavgasına. Hayır, hadi ayakkabılarınızı giyin. Hadi ayakkabılarınızı giyin. Alper. Burası da açılmıyor. Şunu açık bırakasanız da kapıyı niye? Ha, Nilay mı gidiyor? Kızım. Aşkım. Annenin aşağıda zaten. Bir sıkıntı olursa anneanneni çağırırsın. Eğer Nilay hiç durmazsa beni ararsın. Olur ya altını kilit falan. Ben Yakup'u alır gelirim. Sonuçta bugün ilk gün ya. Tamam, öyle tamam. Bir şey yok hani. Tamam. Hadi ya. Tak bakalım çantana okullu oğlum benim. Özellikle bu ayak. Tamam hadi. Ha, ben şeyi unuttum. Dur. Çantamı unuttum. Şunu. Orada bir şey alacak mısın? Şey. Hadi kızım. Bu demirler eski demirler mi? Bu demirler. Biz evet oradan kaynak yeri falan çıkmış. Ne kadar olsa eski de yapılalı bir 15 sene olmuştur. Hadi bakayım. Hadi bakayım okullu çocuğum hadi. Öne düş bakayım önüme düş bakayım hadi. Okullu çocuk demeyin bana ya. Ne diyelim ya? Okullu çocuksun ama sen. Hayır, demeyelim mi? Bak bakayım bana. Ne diyelim? Okullu Yakup yakışıklı. Tamam hadi. Arkadaşlar okula gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bir B mi olacağım? Bir A mı olacağım? Bir C mi olacağım? Hangisi olacağım bilmiyorum. Bir M mi olacağım? Gidince öğreneceğiz. 20.000 B mi? Gidince öğreneceğiz annem. Acaba Yakup'a. Şimdi okul yolundayız. Yakup'la sohbet ede gidiyoruz. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım deyip duruyor ya. Ben de senin heyecanını severim diyorum. Geç oğlum şey kaldırıma çıktım. Evet. Onun sınıfta olmasını istiyorum ben. Artık bilmiyorum kızım bakacağız. Aynı sınıfta değiller galiba farklı sınıftalar. Tam emin acaba, değilim ama gidince belli acaba, olur. Acaba bir aynı saatte öğlencisiniz yine kızım. Saat işte 1'de derse başlayacaksınız. 4.30-5 gibi de çıkacaksınız. Geçen seneki gibi aynı devam edecek. Anneciğim. Ayakkabıları sıkıyor ikisinin de. Ayakkabı alınacak yeni. Dikkat et bak şuradan geçerken dikkat et. Hadi. Burası ortaokul. Tamirat hala bitmemiş. Bu okulun tamiratı biterse Aylingil tam güne geçecekler işte ilkokullar. Oy Allah'ım. Allah'ım birinci dönem, birinci sınıfa da başladık bakalım. Geçen yıl ana sınıfı heyecanı vardı. Bu sene de birinci sınıf heyecanını yaşıyoruz. Kapalı galiba. Bak onlar da baktılar kapalı. Öbür kapıdan gireceğiz. Şimdi bu hafta büyük kapıyı açmıyorlar. Yok ya. Emre kaydını yaptım. Emre kaydını yaptım. Hadi kuzum. Evet aşkım. Yarın sana gidip yeni ayakkabı alacağız. Sana da, ablana da, hatta Aytu abine de. Alper'inki iyi henüz. Onda bir sıkıntı yok. Biz babamla bir kez sınıfına gittik. Bir tane bana göre bir ayakkabı gelmişti. Evet, bir üst kata çıkacakmışız. Kime? Bu müdürün yeri de burası, burada ya. Dur. Okuldan çıktık eve gidiyoruz arkadaşlar. Bugünlük okul işi bitti. Bugünkü sadece bir tanışmaydı. Bu haftada başka yokmuş. Pazartesi günü saat 1'e 10 kala her zamanki gibi, her zamanki aynı saatte gideceğiz.
öğretmenimizle de tanıştık. Numarasını aldık. Pazartesi de kendisi WhatsApp grubu kuracak. Sevindiğim bir şey var. Aylin'le aynı binadalar. Normalde birinci sınıflar farklı binada oluyorlardı. Geçen yıl öyleydi. Aylin'le aynı binada olmasına çok sevindim. Aylin geçen seneki aynı sınıfında. Hemen onun bir üst katındaki sınıfta Yakup'un sınıfı. Buna çok sevindim. Aylin'in öğretmeniyle de görüştüm. Sağ olsun. Çok ilgileniyor. Allah razı olsun. Ben de ilgilenirim dedi. Gözünüz arkada kalmasın dedi. Öyle. Şimdi artık eve gidiyoruz. Pazartesi bütün çocuklar hep birlikte başlayacaklar. Seminerleri varmış. Çünkü bir de okulda boya falan da yapılıyordu. Öbür binada, bu bizimkilerin çocukların binasında değil de öbür binada boya yapıyorlardı. Allah'ım, bu sinek nedir ben de anlamadım. Bu arada sabah tüp bitmişti. Ben okula gitmeden önce tüpçüyü aradım. Çocuklar da evdeler zaten, oğlanlar. Onlar dedim şey yapar, tüpün ödemesini yapar. Daha tüpçü evi bulamamış. Bir saat oldu, daha ev arıyor adam. Vallahi ona sinirlendim biraz da. Adama yol tarif ediyorum 2 saatten beri. Kızım geldi yanıma benim. Tatlı kızım geldi yanıma benim. Güzel mi kızım? Diyor, tatlı diyor bak. Çok tatlı mı kızım? Nilay fırıncıların şeyini yapayım mı? Büyük geliyor. Mama mı kızım? Ay. Çıvırı. Sapın kızım. Ay yemesin. Ya sen her şeyle karışma çocuğum. Alış ver, biraz da çekiverme kızım, yapma. Bağlıyorum arkadaşım, bağladım. Fırıncı gibi artık. Selamün aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür Allah'a. İşte günlerimiz gelip geçiyor. Ne yapalım? Dedim gel de bir kahve içek dedim. Epey'den beri kahve içemiyorduk. Kızımı da özledim dedim, kızımı da getir dedim. Yeğenim gelipti. Şimdi onu yolculadık. Arada bir gelirler işte, tek tek gelip gidiyorlar yeğenlerim de yanıma. Hala deyin gelirler. Sağ olsunlar. Ben hepsini severim. Hepsini bir tutarım. Hepsi de beni sever. Sağ olsunlar. Anne, dolapta olacak. Hangi dolapta? Buzdolabında. Yok. Orada olacak. O bir yuvarlak, bademliler var ya. Onlar mı? Başka. Yok. Orada olacak. Bu dolabında olacakmış anne. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İyi. Allah hayırlı günler versin ya Rabbim. Hayırlı rızıklar versin ya Rabbim. Oğlum düşme, dur. Böyle işte. Benim hastalığım yine bitmiyor. Biraz iyiysem, biraz iyi diyelim işte, günümü geçiriyorum. Herhalde yaşıma göre de rahatsızlığım oluyor. Ne yapayım? Allah'ım büyük. Allah'ım düşürmesin, kurban olayım. Rabbim düşürmesin. Yani, başka bir yerde, başka bir dolapta günü, var mı? MR'a gittim de. Başka bir dolapta var mı? Başka bir dolapta? Yok. Yok. Yani pazartesinden alırız yani. Ondan sonra yarın MR'a gittim, bir hafta oldu gireli de kafam için. Yarın da nörolojiye gideceğim, sonucunu alacağım yarın.
Sonucunu alayım bakayım. Ne var başımda, ne bilmiyorum. Başım ağrıyor sürekli. Sinirden işte. Düşünceden. Onu düşün, bunu düşün. Düşüne 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 hasta oldum işte. Düşüne düşüne hasta oldum. Yeter anne. Evde var, evde yersin. Allah'ım büyük kurban oldum valla. Kime iyilik etsek? Kime iyilik etsem hiç bana iyiliğimin karşısı gelmedi. İyiliğimin karşısı gelmedi, hiç gelmedi. Gel şurada. O ne gel? Şuraya ay yavru bir sek duruyor. Şurada ye diyeceğim ama nasıl şuraya otur da ye hadi. Burada bir şey var. Onlar kaldırır. Şuraya otur. Gel şuraya otur. Dökme sakın. Dökülüyordu seninle. Dökülüyordu. Dökülüyordu ama olmadı. Dökülüyordu diyor mesela senin yüzünden diye. Annenle okul açılınca okul tatiller bugün tatil ya. Evsizlik çok zor. Yani onu diyor. Kiracılar kiracı. 3 sene oldu evlenelim. Ev sahipleri çıktı. Anneanne. Okula başlıyor şimdi. Artık Emine evine annem artık şey veriyor. Bak öyle yastıkla oynanmaz. Ben sana yastıkla oynanmaz dedim. Bir günde telefon veriyor. Yastıkla oynanmaz. Onu yastığa arkana koy bakayım. Arkana koy dayan. Yok. Yok. Ondan sonra fıkralarda çıkmamak için direniyorlar. Yarı yarıya da zam vermişler gene de. Gene de çık diyorlarmış. 10 liraya 15 lira ettiler. Ondan sonra çocuklar nereden alsın o kadar parayı? Allah yardım etsin. Devlet de bunun için hiç uğraşmıyor. O ya uğraşıyor ama kim dinliyor devleti, kim dinliyor milleti? Dinleyen kalmamış gayrı. Devleti de dinleyen kalmamış, kimseye de dinleyen kalmamış. Kiracılar eziliyor, ev sahipleri seviniyor. 3-5 kuruş para daha geldi diye. Deprem milletin gözünü açtı. Deprem milletin gözünü şöyle açtı gözünü. Ev sahipleri. Açtı gözünü. Benim de kiracım vardı. 350 liraya tutturuyordum. 400 ettim. 500 edince 50 lirasını geri aldım. 50 lirasını geri de verdim geri. Yok dedim çok olmasın dedim. Neyse o şeyden çıkarttık gitti de. Benim kızım gelince onu çıkarttık gitti onlar. Yine de var ya öyle eşya da veriyordum, yiyecek veriyordum, köyden ne getirirsem veriyordum. Ondan sonra pazara gitsin pazardan aldığım şeylerden veriyordum. Aman diyorum kiracı yazdık veremiyor, kirasını veremez diyordum. Böyle veriyordum, de, akı diyordum yani. Yine de biz, o da bize biz ısınmadı. 4-5 aylık kira vermedi, su elektrik vermedi, çekti gitti. Neyse giderse gitsin. Benim kızım geldi işte oturdu Allah'a şükür de geri eve. Anneanne. Zaten burada oturuyordu kızım da. Senin babanın ismi ne? Mehmet. Mehmet annenin ismi? Annemin ismi Emine. Emine ablan mı? Emine ablanın ismini vurdum. Mehmet de babam, Mehmet dayım var ya, evet. Onun ismi işte. Dediğiniz benim babamın ismi. Benim babamın ismi Mehmet. Oğlumun da ismi Mehmet. Annemin rahmetli, annemin ismi de Emine. Emine ablayın ismini buldum işte. İlk torunumun adı Emine. İlk torunum. Emine ablan mı? İlk göz ağrım benim o. Anneannem. Evet. Annem. İşte annemin ismini vurduydum. Gelinin de annesinin ismi, benim de annemin ismi. İkimiz bir olduk, toruna vurduydum. Kızım ne yapıyorsun kızım? Düştü mü bir yerden? Ne yapalım dedim. Ya oraya su düşmüş mü? Yok. Vur bana dedim senin Allah'ını. Seviniyor. Seviniyor, seviniyor. Hani tatlı. Gitmiş o kızım. Kızım.
Nilay? Nilay? Pınar? Anlıyor mu? Pınar mı ne adı? Pınar, Pınar. Hayır, Nilay. Biz ona kardeşim diyeceğiz. Kardeşim. Tamam, kardeşim. Kardeşim. Adını alma, adını alma bunu. Kızım, o e. Kızım, Nilay. O e. Annesi gel. Geldim. Annesi. Hani anne kızı? Ato. Getirdim. Geldim. Annesi de geldi. Kahvemizi getirdi. Anne. Kahveler içilecek. Dur kız oğlum. Kendimizden geçecek. Kahve. Bonçu. Hay vay şarı var şaşırtlarını yollarım seni sarı. Ne oldu? Neresi? Bir kan akıyor göreceğin akıllara da. Şuradan bu şöyle gidiyor şu taşı da şuraya kadar gidiyor gördün mü? Anne kan yap. Dur kızım sen de ya. Kanamamış mı? Evet. Gerçek. Yalan söylemiştim. Ama yine şurası kanıyor. Gerçek. Evet. Şaka. Kızım. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Ne oldu? Boncu. Abla. Annem bir zeytin makarnadan yapacak. Olay. Olay. Thank you. Sırf şu tane. Ne var kızım burada? Ne var ne? Kızım sen babanın saçını mı yoğurmak istiyorsun? Yoğurma, yoğurma kızım ya. Ah, çocuğum, çocuğum çek, çocuğum. Saçımı çekti saçımı. Ne diyeyim? Şaka yapıyorsun. Kızım babanın saçını yolma, yolma kızım. Yolmak yasaktır. Yolma baba ne alacak ağzına? Oh. Oh. Aaa! Çekil diyor, çekil diyor. Para, para. Çekil diyorum ben diyor. Parçalıyor.
Acı biber. Teyzeler. Elini koyun. Saçım mı ya? Şurasında şey varmış bak. Dur. İçebilir miyim? Canlar, bu videonun kapanışını yapmamışım. Bir de sizin çok merak ettiğiniz bir şey var. Hani ben videomda bahsetmiştim. Başımıza gelmeyen kalmadı diye. Yani şöyle bir durum, onu anlatayım, ona bir açıklık getireyim. Şimdi 2 gündür, hani ben bazen diyorum ya, annem yavaş, telefon düşmesin. Hani ben bazen diyorum ya, nazar var, nazar var falan diye. Kimisi inanmıyor, dalga geçiyor da, geçsin bakayım dalgayı. Şimdi dün sabah kahvaltıda şey koyuyorum, kaseye çay koyuyorum. Azıcık da Nilay'a böyle içine ekmekleri ufalıyorum böyle. Sulu sulu çay veriyorum. İşte hani ekmek yumuşak bir şekilde.
Ondan sonra tabii işte peynirdir, domatesin suyudur, yumurta, ondan sonra pekmez, krem peynir falan, tereyağı hepsinden veriyorum da aralarda da sulu bir şekilde çayı böyle ekmekle yumuşatılmış halini veriyorum böyle. O yüzden kaseye çay doldururken kase çat diye bir ses çıkararaktan çatladı. Ay hayırdır inşallah dedim. Neyse dedim, oluyor arada sırada böyle şeyler. O kaseyi olduğu gibi attık çöpe. Sonra kahvaltıdan sonra Alper bulaşık makinesini boşaltıyordu. Alper bulaşık makinesini boşaltırken bu kaseyi eline almış. Kase elinde çat 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 çatlamış. Bu sefer başka bir kase. O sabah gibi kırılan, çatlayan puding kasesiydi. Sonraki makineyi boşaltırken ki eline aldığı kase çorba kasesi. Yanıma getirdi kaseyi tüm bir şekilde. Anne bak dedi. Ben de yatak odasında çamaşır katlıyorum. Anne bak bak kaseye bak dedi. Ne oldu oğlum dedim. Baktım kasenin her yeri çat 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 çatlamış. Ne oldu dedim. Anne dedi. Makineyi boşaltırken kaseyi elime aldım. Çatır 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 çatladı dedi. Ay yarabbim. Allah Allah dedim. Hayırdır inşallah. İkinci kase. Bir günde iki saat arayla ikinci kase. Neyse aman oğlum dedim. Direkt hemen çöpe at. Elinden belinden düşürme şimdi dedim. Şey olur. Dağılıp dökülür her yere kırığı. Onu da öyle çöpe attı mı? Ondan sonra ama tabii benim bu arada içim sıkılıyor. İçimde bir sıkıntı var. Lavle çekiyorum, dua okuyorum. Evin içinde dua okutuyorum. Telefondan Yasin suresidir, Vaka suresidir, Bakara suresidir. Yani Felak, Nas, Ayet-el Kürsü ne varsa hepsini telefondan okutuyorum. Bak ben böyle bahsederken hemen esneme geliyor. Ondan sonra dedim Allah Allah, nazar mı var nedir böyle, biz de bu kadar sıkılıyoruz. Hem sıkılıyorum, içim sıkılıyor, hem de böyle şeyler oluyor. Dur kızım ya. Şişt, yavaş, hayır hayır. Ondan sonra al şunu, elinde bir şey yap. Böyle ağzını alıyor bazen, dişlerini kaşıyor biberonun emziğiyle. Ondan sonra neyse aradan böyle bir saat, ya bu olanların hepsi var ya 3-4 saat içinde olan şeyler bir de. Yani aradan bir saat geçmedi. Aylin çarpım tablosuna çalışıyor. Şimdi unuttuklarını tekrar hatırlamak için. Git kızım dedim, yatak odasında çalış dedim. Ya sessiz ortamda, salonda çalışıyor biliyor musunuz? Salonda da ne kadar olsa ses var. Televizyonun sesi, çocukların sesi falan. Git dedim yatak odasında çalış. O da gitmiş bizim yatağa oturmuş. Orası sıcak diye de, salonda klima çalışıyor ya, yatak odası sıcak diye de şeyi açmış, vantilatörü açmış. O orada çarpım tablosunda çalışırken Yakup gidiyor yanına. Ben de o arada bir şey almaya diye bir şey için gittim yatak odasına. Yakup gidiyor yanına. Dışarıdan kedi sesi geliyor. Kedi sesine perdeyi açıp kediye bakayım diye perdeyi açıyor. Kediye bakıyor. Geri perdeyi kapatırken işte şöyle şöyle bir şeyler yapınca perde vantilatöre bir dolanıyor. Hatta benim gözümün önünde yani oldu. Vantilatöre bir dolandı perde. Bir güzel benim daha. Bir sene oldu mu kızlar ben yatak odası perdesini taktıralı? Bir sene olmadı belki de. Benim daha yeni yaptırdığım, yeni diktirdiğim yatak odası perdem yırtıldı. Ay görünce bir canım sıkıldı. Bir canım sıkıldı. Allah'ım dedim ne oluyor böyle ya dedim. Arka arkaya kaselerin kırılması, içimdeki sıkıntı, perdemin, daha yeni diktirdiğim perdemin yırtılması. Şöyle bir şey yırtıldı perde. Perdeyi daha bir kere yıkadım ha. Aldığımda taktım. Ondan sonra da kışın mı diktirmiştim acaba? Videolardan bakmam lazım ne zaman diktirdiğimi o perdeleri. Çünkü diktirdim, taktım perdeleri. Ondan sonra aradan 3-4 ay falan geçti. Hani evimizde bizim sigara içme falan yok, soba yok, bir şey yok ki perde öyle aman aman kirlenmiyor hemen. Kışın çabuk kirlenmiyor. Yazın toz oluyor, kirleniyor da. Ve bayram temizliğinde de yıkayıp yeniden takmıştık perdeyi. Yani daha bir kere makineye girdi perde. Perde şu kadar yırtıldı, vantilatöre takıldı. Dönen vantilatöre. Ay bir canım sıkıldı, bir canım sıkıldı, bir canım sıkıldı ama ne diyebilirim? Yani cana geleceğine mala gelsin. Çocuğa da bir şey diyemiyorum. Nereden bilsin çocuk onun perdenin vantilatöre takılacağını? Hiçbir şey söylemedim. Onun hiçbir suçu yok. Allah öyle artık, öyle oldu mu? Ben böyle sıkılıyorum. Dün züccaciyeye gittik Ali ile. Züccaciyede şimdi sürahilere bakıyordum. Sürahiyi elime aldım. Sürahiyi elime aldım. Baktım. Geri koymak için böyle elimi uzandım. Rafa koydum.
elimi çektiğim anda sürahi geri düştü ve ben havada kaptım sürahiyi. Ali de bana diyor, örümcek adam mısın sen, diye havada kapıyorsun. Gül gül öldüm. Allah'ım dedim, ne oluyor, sürahiyi yerine koydum, geri tekrar yeniden sürahiyi koydum. Bu sefer aşağıda böyle ne kapağıydı onlar ya, bir şöyle yuvarlak yuvarlak bir şeyin kapağı, üst üste koymuşlar, o kapaklar devrildi. Ay dedim, tövbe estağfurullah, bismillah, ne oluyor ya dedim, böyle artık o kadar ki şey oldum yani, dedim ne oluyor, başımıza neler geliyor durmadan böyle. Allah beterinden korusun tabii, bunlar ufak tefek şeyler. Dediğim gibi cana gelene kadar mala gelsin, hiç önemli değil. Ama bunların hepsi inanın nazar belirtisi. Yani ben biliyorum yani, bunların hepsi nazar belirtisi. Nazardan kaynaklı. Ben nazar dediğim zaman da dalga geçenler oluyor. Artık onların da akıl seviyelerini ölçmek lazım. Öyle diyeyim artık. Yani nazar diye bir şey var. Bunu da inkar ediyorsan Allah'a şirk koşmuş oluyorsun. Bunu ben nazar dediğimde, benimle dalga geçen akıl seviyesi düşük insanlar var birkaç tane. Neyse, moralimizi bozmuyoruz biz. Oh, bebeğimi kokluyorum. Mis gibi kokusunu içime çekiyorum. Oh, keyfim yerine geliyor böyle. Bir de böyle bir de böyle ısırdığım zaman yesin mi anne seni? Yesin mi? Canlar, sizler ne yapıyorsunuz bu nazara karşı mesela? Ya ben sürekli dua okuyorum, hayır yapıyorum. Sürekli birilerine ihtiyacı olan bazı tanıdığım kişiler var. Onlara elimden geldiği kadar hayırlarda bulunuyorum. Tabii bunları burada söylemiyorum hiçbir zaman. Yaptığın iyilik, sevap, hayır, bunlar hep hani şöyle teşvik etmek amaçlı söylenir ama hani benim sonuçta arkadaşlarım, yakın çevrem, tanıdıklarım olduğu için hani burada söyleyip de kimseyi de şey yapmak da istemiyorum. Dediğim gibi hayır yapıyorum. Yaptığım hayırlar, biliyorsunuz, verdiğim sadakalar kazanın belanın önüne geçiyor. İşte dediğim gibi dualar okutuyorum. Ne bileyim, Allah'ım beterinden korusun. Neyse canlar ya, sohbet güzel de videonun süresi herhalde açtı, kaç dakika süre video çektim hiç bilmiyorum, inanın. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere, hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Gel kızım, senden bir poz verelim, gel teyzelere bir gül, bak.